Bugün birkaç sokak röportajı inceleyeceğiz. Aslında tek bir konu var. Onun sokak röportajını inceleyeceğiz. Konu şu: ateist birisiyle sevgili olur musunuz? Geçelim abi dedik. Yani direkt geçelim, konuşmaya başlayayım Benim dinsel görüşlerim buna müsaade etmediği için ben olmam. ben. Abi, dinsel görüşlerim müsaade etmiyorlarken nasıl yani? Kur'an'da falan ateist birisiyle sevgili olursanız sizi yakarım mı yazıyor? Böyle yazmadığına eminim, o yüzden. Arkadaşın dinini biraz yanlış anladığını düşünüyorum. Çünkü yani inandığı dinin burada Müslümanlık olduğunu düşüneceğim. Çünkü Türkiye'nin çoğunluğu Müslüman bir kesim var yani. Öyle söyleyeyim. Müslüman olan büyük bir kesim var. O yüzden Müslüman diye düşünüyorum ve Kur'an-ı Kerim'e inandığını düşünüyorum tabii, Müslüman olduğu için. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey geçmiyor abi, yani ateist birisiyle sevgili olmanız yasak falan da anmıyor. O yüzden bence sıkıntı yok. Tek sıkıntı bu işte, sevgili olabilirsin. Tabii ki olmam. Neden? Allah'a inanmayanlar mı? Hayır, şöyle olmam. Bir. Allah'a inanmıyor, bana niye inansın? Yani biz abdestli namazlı insanlar olduğumuz için ya annelerimiz falan. Olmaz abim, niye olsun? Abi ben diyeceğim iki şey var. Birincisi, ilk kadının kendini bir tanrı ile bir tutması ve Allah'a inanmayan bana niye inansın demesi. Yani garip bir kafa. Diğer arkadaş da ilk önce abdestli olduğunu vesaire söylüyor, sonra aklına giriyor sanırım abdestli olmadığı ve annelerimiz falan diye çevirmeye çalışıyor. Yani bu insanların çok Müslüman olduğunu düşünmüyorum zaten. Müslümanlığı tamamen yerine getiren birisini de görmedim. Ya da herhangi bir böyle türban vesaire giyen yani bir kadınla ya fesken bir erkek vesaire, bunun gibi şeyler görmedim. Tabi bunlar kişisel tercihler ama genelde dinde bunlar kullanılması gereken eşyalar olarak gösterildiği için birazcık daha o yüzden dikkat etmeye çalıştım. Müslümansa tabi, yani Hristiyan bir adam koysalar video buna dikkat etmezdim herhalde. Ama her neyse, geçelim abi, bunlar zaten çok ciddi önceki insanlar değil. Tiplerle anlaşılıyor. Olurdum. Yani sonuçta dini görüşleri fark etmez. Olurdum. Saygı duyardım ama olmazdım çünkü çok kavga ederim yani. Ben sürekli zıt koşardık birbirimize. O der ki şu şöyle değil, bu böyle değil. Ben hayatta zıt koşan birisiyle olmazdım şahsen. İnatçı biriyim. Ya karşı gelindiğinde bayağı sorun çıkar. İlk arkadaşın cevabı bayağı iyi. Yani teknik olarak bence olması gereken zeka seviyesi ve düşünce seviyesi böyle olmalı. Ama ikinci ve üçüncü, özellikle üçüncü de bir garip böyle bir bakış var. Sanki kameramanı yiyecekmiş gibi özellikle. Sana doğru böyle bir sinirleniyor. Sanki ateist görmüş de böyle vuracakmış gibi bakıyor. Çok garip durdu. Onun dışında pek diyecek bir şeyim yok zaten. Kişisel tercih. Burada biraz ön yargı var. Ateist insanların böyle ne olursa olsun tersini düşündüklerini vesaire söyleyen bir ön yargı var. Ama bence bu doğru değil. Tam tersi hatta. Genelde çok mantıklı insanlar oluyor ateist insanlar. Tabii kendi yollarınca. Geçelim abi. Yani sadece inatçı birisi olacağını düşünmüyorum ben. Ateist birisinin genellikle inatçı olacağını düşünmüyorum. Bence tam tersi, Müslümanlar daha inatçı yani. Tanıdığım özellikle Müslümanlar bayağı keşi inadı var adamlarda ya. Şimdi hepimiz tamam din, ırk, mezhep ayırt etmiyoruz ama ben olmazdım. Neden? Dindarım çünkü ben. Müslümanım elhamdülillah. Olmazdım ben. Hepimiz din, ırk ayırt etmiyoruz ama ben Müslümanım. Hani bu diyecek bir şey bulamadım ya, çok garip. Cidden bunu düşünerek söylemiş olabilir mi bu cümleyi diye düşünüyorum, böyle bir de hareketler falan. Çok emin gibi böyle. Bir şey yapmış gibi değil mi, böyle etrafı kollarını falan atıyor. Yani ben olmazdım Muruk. Geçelim abi, çok saçma insanlar böyle gerçekten. Nasıl hayatta kalıyor bu adamlar? O hikaye nasıl vermişler? Ben de inanmıyorum zaten. Tanrı kulak video yazıyor kolumda. Kesinlikle zaten Müslüman biriyle olamam. Abi yani bu da mantıklı bir şey değil. Tanrı kimin kulaklığını yolun? Yani Tanrı'nın kulakı. Tanrı sıkılık kulakı mı ya? Çok saçma bir... çok saçma bir görüş bu arada. Yani tam ateist olabilirsin. Tanrı niye kulak kırıyor oğlum? Acaba arkadaki iki adam niye sinirli ya? Niye bu kadar gerginler oğlum? Adam o soldakine baksanıza. Bana Müslüman lazım. Ben olurum. Eski sevgilim ateistti. O ana bağlı yani. Allah korusun abi, Müslüman olsun ya. Nefes alsın yeter abi. Olmaz abi, Müslüman olsun. Olmaz abi, Müslüman olsun. Garip yani, bilmiyorum. Herhangi bir şekilde evli etkilemiyor bence din ya. Bu arada nefes alsın yeter. Çok eski bir şey yani, gerçi. Videoda çok eski oğlum yani. Nefes alsın yeter mantığı aslında doğru mu? Doğru olabilir yani. Çok bir kriterin yoksa nefes alsın yeter bence yanlış bir şey değil yani. Her türlü mutlu oluyorsun zaten genelde. Böyle insanlar çok mutlu oluyor.
diğerleri hakkında çok bilmiyorum. Zaten hepsi aynı fikirde. Çoğunluğu aynı fikirde. Arkadaki kırmızı tişörtlü abi sıra bekliyor sanırım. Tatlı. Abim sinirlenmiş biraz. Sıra ona gelmediği için. Ama bir yandan da gülüyor yani, kamera falan var ya. Televizyona çıkacak sanki. Ben de sevgili olabilirdim, sorun yok. Ama evlenemezdim herhalde. Çünkü annem, babam. Malum. Evet. Abla da çok hanım hanım bir abla. Ama yani bir yandan haklı, bir yandan haksız. Çünkü Türkiye'deki aile yapısı gerçekten, birisiyle evleniyorsanız onun ailesiyle de evleniyorsanız. Gerçekten çok kötü bir şey bu. Ama yani gerçek bir şey yok maalesef. Böyle olmak zorunda. Cık, üzücü. Ama yani gerçek bu. Haklı biraz. Biraz haklı. Evet. Ben de ateistim. Tabii ki olur. İyi demiş kral. Ben de ateistim. Sokmuş cevabı. Devam. Neden olmayayım? Neden olurum? Çünkü önemli olan sevmektir. Önemli değil inancı, inançsızlığı benim için. Allah. Da yaklaşık 20 saniye konuşuyor. Çok güzel konuşuyor bu arada. Yani çok doğru bir bakış açısı. Sadece bir iki kat var. Çok hızlı katlar onda. Arkadaki abi telefonla konuştuğunu, böyle telefonla konuşuyormuş gibi gözüküyor ama hiçbir ağız oynaması, ne bileyim mimik değişikliği falan yok. Sanki telefonu oraya koyup bir işim var da kamerada çıkayım gibi dursun demiş. Çok iyi durmuş bu arada. Göbeği falan bayağı sağlam. İyi tempo, halı sahada falan koşar bu adam. Korusun abi Allah. Abi Müslüman geldik, Müslüman ülkede yaşıyoruz. Elhamdülillah abi Müslümanız. Ezan da okunuyor bak. Abi istemiyorum ya, ateist neden olsun? Beraber gidelim namaz kılalım, Kocatepe'ye gidelim. Gerek yok yani. Hayır. Beraber gidelim namaz kılalım. Kanka kötü bir haberim var ama aynı yerde namaz kılamıyorsunuz. Yani bir de yani ülke Müslüman değil oğlum. Ülkenin içindeki insanlar Müslüman. Şu yanlış bakış açısı. Bu bayağı yanlış bakış açısı. Yani ülke, bir ülkenin dini olmaz arkadaşlar, lütfen yapmayalım, böyle gafletlere düşmeyin. Ateist sonuçta, yani normal dinime bağlı biri olduğum için sevgilimin de öyle olmasını istemem. Ya da olursam da zaten değiştirmeye çalışırım ne kadar değişirse. Ateist sonuçta, yani normal dinime bağlı biri olduğum için sevgilimin öyle olmasını istemem diyor arkadaş. Ama yani hiç dinime bağlı gibi gözükmüyor, kusura bakmasın ama yani Müslüman olarak bakıyorum çünkü genelde videonun konusu Müslüman ve Türkiye'de Müslümanlık yaygın. Zaten başta da söylemiştim bunu. Hiç yani uzaktan baktığımda dinini ayırt edemem yani. Onu şu an onu Müslüman gibi gösteren hiçbir özellik yok. Ve yani Müslümanların kitabında, Kur'an-ı Kerim'de özellikle türban, çarşaf vesaire bunun gibi, ben de hakim değilim tabii ki, kadın olmadığım için dikkat edip bakma gereği duymadım ama bunun gibi kıyafetlerin Müslümanlıkla alakalı olduğunu biliyorum. Mesela Arap Yarımadası'na baktığınızda vesaire, çoğunlukla kadınların giydiği çarşaf vesaire gibi kıyafetleri görebiliyorsunuz. Ben dinime bağlı birisinde bu kıyafetleri görmeyi isterim yani. İmam cübbe giymiyor mu abi, ben Müslümanım tamam deyip ceketle, deri ceketle gezmiyor abi adam yani. Sonuç olarak cübbesini giyiyor, imamlığını yapıyor, fesini giyiyor. Fes deniyor mu bilmiyorum ama böyle böyle yani kasketleri var ya imamların, anladınız siz o kasketi. Onu giyiyor işte, anladınız abi. Bu arada ikinci yarıda da dediği şey, yani olursam da değiştirmeye çalışırım. Acayip toksik bir şey böyle. Sakın böyle bir şey denemeyin. Yani birlikte olayım sonra değiştiririm vesaire falan diye düşünmeyin. Acayip toksik. Birinin kendi görüşünü zorla empoze etmeye çalışıyorsunuz. Bu bayağı rahatsız edici bir davranış. Yapmayın böyle şeyler. Güzel soru. Toplum baskısı. Mümkün olurdum. Değil, olamazsın. Yok, olurdum. Olamazsın. Toplum baskısı. Olamazsın. Ben olmam, yok. Kesinlikle olurdum, niye? Niye? Din önemli değil çünkü bence. Abi birinci ve son arkadaşlar çok güzel konuşmuş ama ortadaki dayının böyle ne bileyim ilgi istiyor sanki ya. Ne bileyim adamla severken bağırıyor böyle, olmazsın, olamazsın. Dostum senin fikrini alacaklar ya, seni geçmeyecekler. Adam bir konuşsun, bir bırak lan. Adam bir fikrini anlatsın lan. Olurum diyor adam, olurum, niye olurum diyor, onu bir anlatsın. Olurum, ateisti de olurum, şamanla da olurum, paganla da olurum, satanisti bile olurum yani. Neden? İnsan olsun abi. İnsan olsun, önemli olan bu bence diye düşünüyorum. Yani insan olsun yeter. Hiç dinsiz de olabilir, ateist olsun yani. Ateist olmazsan seninle birlikte olabilirim. Hiç sıkıntı yok yani, her şekilde olurum. Abi tamam anladım. Yani dine önem vermiyorsun da ne bileyim şamanizm, satanizm falan. Özelliklerden bir kriter falan mı yoksa ilk aklına gelen şeyler bunlar? Umarım özelliklerden bir kriter değildir çünkü zaten. Bu adamlar spiritüel hayatlarda oluyor genelde, şamanlar özellikle. Çok ilgi göremezsin abla yerine. Bu arada yandaki abi sanırım abladan hoşlanıyor. Böyle önüne doğru değil. Kep giyiyor lan adam. Hayırlı olsun, üniversiteden mezun olmuş sana. Olurdum canım. Ben de olurdum, ne olacak? Yani o da insan sonuçta, ateist olabilir ama olurdum. Abi videoda zaten olurum diyen çok az kişi var ve 3 arda da gelmiş. Bayağı iyi bir görüş açısı bence.
Yani bayağı zeki bir arkadaş grubu. Görünüşlerine bakmak lazım. Yani ne bileyim, niye bu kadar esmerler? Tabii ırkçı olmamak lazım ama yani çok esmerler. Bilmiyorum. Eskişehir'de çekiliyor bu şeyler ve bu kadar esmer olmaları garip geldi Eskişehir'de yaşayan biri olarak. Söz konusu bile değil. Ablam fermanı vurdu. Söz konusu bile değil. Ulan maşallah abla yani. Neden söz konusu bile değil yani? Ne yaptı oğlum ateistler? Yani konunun dinle alakası yok. Sadece kalplerin, ruhların uyuşması yeterli. Çok sevgi dolu bir arkadaş. Kalpler ve ruhlar uyuşunca geri kalan her şeyin önemi yok diyor. Bence iyi bir mantık. Aa bu arada her neyse. Bence iyi mantık. Burayı kesmeyeceğim, uğraşamam. Of. Geçelim abi sonrakine. Ya ben insanları diniyle ayırt etmem. Arkadaşım fazlasıyla da var yani o konularda. Ateist olsun, hümanist olsun. Çok fazla arkadaşım var. Onlarda bir sıkıntım yok yani benim. Evet. Abi bu şapkanın aynısı bende var. Yani birebir aynısı galiba. Tiger, o Tiger Hills'ın aynısı ve ben bu şapkayı 20 liraya aldım. Her neyse abi şimdi hümanizm bir din değil yani. Ateizm bir dinken, bir inanışken. Aslında ateizm de bir din değil yani. Bir fikir yani. Sonuç olarak bir ideoloji demek daha doğru ama hümanizm bir ideolojiden daha çok böyle bir toplumsal, yani toplumsal hareket sayılabilir hümanizm, çünkü insan insan olduğu için sevmeye falan dayanıyor. Çok eski bir kaynak. Yani çoğu dinden eskidir bence hümanizm. Yani bilmiyorum doğru bir örnek mi ama yani arkadaşın fikrini beğendim. Böyle düşünmesi çok hoş bence. Evet sevgilim ateist. Yani benim için önemli değil ne diye inandı. O yüzden inanmadı ya da. Mantık çok iyi. Yani ne inanıp inanmadığını umursamaman lazım. Çünkü sevgilin sadece. Ama target yani hedeflemen çok yanlış bence yani. Türkiye gibi bir ortamda birini ateist diye hedeflemek, vatan haini gibi hedeflemek gibi bir şey toplulukta söylenmemesi gereken bir şey bence. Özellikle insanların dininin böyle göz önünde bulunan bir şekilde söylenmemesi lazım. Çünkü çoğu insan rahatsız olabiliyor. Çünkü sen fikir ayrılığı yaşıyorsun, toplumdan olmayan bir azınlıksın ve yani azınlıklar genelde bastırılıyor Türkiye'de, çok rahatsız edici. Yani yapacak bir şey yok tabii ki ama yani böyle bir hedeflememesi, göstermemesi lazım. Çünkü bence bu adamlar röportaja gittikten sonra adamlar orada oturmaya devam edecekti. Yani oradaki insanların nasıl insanlar olduğunu bilemezsiniz abi. Yani kalkıp bir ateistmiş bu deyip diye dövebilir ve kimsenin haberi olmaz. Olmam. Dinine inanmayan biri bana inanmasını bekleyemem her herhalde. Her şeyde namaz kılmamız lazım. Aynen. Olmam tabii ki de. Ateist. Bu arkadaşlara da iki şeyim var. Yani karşılıklı namaz daha önce söylemiştik. Yan yana namaz kılamıyorsunuz diye biliyorum camilerde özellikle. İkincisi. Ya bu arada cinsel tercihleri farklısı bilemem lezbiyenlik vesaire. Tabi dinleri el vermiyor galiba ama. Karşılardır belki dinle fikir ayrılığı olabilir. İkincisi dinine inanmayan bana niye inansın gibi bir cümle söylendi abi. Hani dine derken abi 4 tane din var. Ve onun dışında yüzlerce ideoloji var. Hani sen bilmiyorum hiç başka bir kitap okudun mu ya da araştırmak istedim ben niye bu dine inanıyorum vesaire diye. Hiç sanmıyorum böyle bir şey dedin ama yani sen bilirsin abi, bence bir araştır, bir sorgula, belki fikrin değişir oğlum, ne olacak yani. İnandığın şeyler emin olmak kadar güzel bir şey yok mu? Ateist olup olması değil, benim beğenip beğenmemem ve daha da önemlisi onun beni beğenip beğenmemesi önemli. Bu kimse yalan söylemesin olmam diye ve öyle bir olur ki eğer çok hayallerindeki kişiyle karşılaşırsa. Tabii ki olurum, niye olmayayım yani? Güzelliğine bağlı. Çirkin bir Müslümanla olmaktansa ateist bir güzelle ya da tam tersi. Yani dini önemli değil kısacası. Benim anlaşıp anlaşamam önemli. Videodaki en güzel konuşmalardan biri. Abimiz yaklaşık 30 yaşında falan. Yani bence 30 yaşında falan. Yüzünde kırışıklık vesaire yok. Çok stresli bir abi değil. Hayattan zevk aldığını görebiliyorum böyle gülüşünde vesaire. Gerçekten yapmacık gülmüyor önceki arkadaşlar gibi. Her neyse. Fikri bence çok değerli böyle insanların. Hem kendini geliştirmeyi başarmış hem de yani cinsel şeyin, karşı cinsler aranızdaki uyum, işte sexual tension vesaire böyle olması en doğru şey. Güzellik, sonra içindeki güzellik, dışındaki güzellik. O kişiyi gerçekten iyi bulduğunuz, aşk olmanız lazım ama yani yoksa ne kadar sürecek ilişkiniz yani? 5 ay mı, 2 ay mı, 1 ay mı? Ben insanda geniş çaplı özgürlüğe inanıyorum. Herkesin din özgürlüğü de kendine ait. Kişisel bir hak. Abi bilmiyorum, bir garip geldi. Ablanın konuşması bayağı sinirli bir şeye.
sanırım böyle Türkiye'de yaşadı aklına geliyor. Müslüman ateistim, ben de ateistim de saklıyorum der gibi. Hani olur ya böyle çok yaşlı insanlar sonra bir anda gay olur, böyle gay pornolara falan merak sararlar. Çok garip, onlara da bir gün değineceğim bu arada. Gay porno izleyen enişteler özellikle. Neyse, yani bu videonun fikri tamamen Türkiye'deki insanların nasıl düşündüğünü, ateizm hakkındaki nasıl düşüncelerini gösteriyor abi. Ve bence bu çok kötü bir düşünce tarzı, özellikle karşılıklı namaz kılalım vesaire diyen iki arkadaş çok rahatsız edici geldi bana. Yani hem Müslüman olmanın şartlarından emin değilsin, hem Müslümanın nasıl olduğundan emin değilsin, hem de insanlar bunu olmadığı için, bu dine inanmadığı için araştırıp bunu mantıksız bulup daha sonra buna inanmaktan vazgeçtiği için sorguluyorsun ve suçluyorsun abi. Yani dinime inanmayan bana niye inansın, ne demek abi, sen kimsin ya, sana niye inanalım biz? Hayır, dinime inansam bile sana niye inanayım ben? Koydumun salak tipine bak. Yani böyle insanın çocuk yapmaması lazım abi. Gerçekten idam gelmeli bence. Ama böyledir idam edilmeli. Anlıyor musun? Toplumun niteliği arttırılmalı. Toplumu böyle zekileştirmek. İnsan bir an önce uzay çağına geçebilsin, anladın mı? Yoksa bu adamlar bizi 50 yıl geri çekiyor ya. Bu adam, ben bu kadın şu an ekonomik krizde, yani ekonomik kriz yok deyip böyle gezdiğine, param çok iyi benim, işte ben mutluyum vesaire dediğine çok eminim ya. Sinir bozucuyum abi. Böyle insanlar yüzünden benim yaşadığım ülke niye böyle oluyor abi? Lanet olsun ya böyle insanlara. Allah belanızı versin be. Her neyse abi. Bir sonraki videoda görüşürüz beyler. Bir sonraki videoda görüşürüz hanımlar. I don't wanna go to school tomorrow, I'm too tired. I don't wanna go to sleep tonight, I'll see the fire. We had too many.